için ve yorumlama için Nilgün Hanım'ı buraya davet ediyorum. Şöyle bir numaradan başlayalım bakalım Nilgün ablacığım. Püresi güzel olmuş. Ama biraz tavuğu sert geldi. Fakat yine bunlarla aynıysa demek ki tavuğun pişme oranı, bir onlara bakayım da Demet Hanımcığım. Buna göre bu daha lezzetli geldi. Hmm. Daha içinin malzemesi daha yoğun geldi. Püresi falan kıvamı diyorsun. İyi, bunun da püresi güzel. Hmm. Yani şey değil, kötü olmamış. Peki üçüncü tabak. Bunun püresi hiç olmamış. Hmm. Ezilmemiş yani, pütürlü kalmış öyle diyeyim. Hmm. Ama bunun kıvamı falan çok güzel. Domatesi pişmiş. Tavuk belli. Ispanak. Tavuğu güzel pişmiş. Dördüncü tabağımıza bakıyoruz. Bunun tavuğu da güzel pişmiş Hümet Hanım. Püresi de güzel olmuş yani, ezilmesi. Biraz tadı valla. Puanlarsak o zaman. Puanlarsak. Bunu, püresini beğenmedim. Hiç olmamış bir. Üçüncü ama tabak. Yağnur yaptıysa anneciğim, olmamış bu. Üçüncü tabak bir. Hmm. Puan. Şimdi karar veremiyorum. Buna da 3 veriyorum. Dördüncü tabağa 3 puan verdi. Bununla bunun arasında kaldım. Buna 5 veriyorum. 1 numaralı tabağa 5, 2 numaralı tabağa da 4. 4 veriyorum. Verdi Nilgün Hanımcığım. O zaman dördüncü tabaktan başlayalım. 3 puan vermiştiniz. Peki Nilgün Hanım haftanın ilk gününde 3 puanı bakalım hangi gelinimize vermiş? Kaldıralım. Aslan. 3 puan. 3 yani, 3 beni sanıyorum. Şimdi ikinci tabağın başına geçelim. Nilgün Hanım'dan 4 puanı alan gelin. Kaldıralım. Yağmur. Ya dedin ki içi dolu dolu dedin. Güzel pişmiş tavuğu tamam dedin. 5'i gittin yanındakine verdin. Yani nasıl puanlamak bakalım ki yani? 5 puan hangi gelinimize gitti? Yaren'e mi yoksa Zeynep'e mi? Kaldırdık. Yaren. Oh çok güzel ya. Oh harika. Hemen 3'ü de açalım. Zeynep. Çok teşekkür ederim.
teşekkür ederim. Konuşabilir miyim önce? Anneciğim, oraya geliyorsun diyorsun ki ilkini beğendim. Tamam, tamam. Güzel olmuş. Bir şey demedin. İki tabak arasında kaldı. İkinciye geliyorsun. Bunun içi daha dolu dolu diyorsun. Üzerinde daha güzel kızarmış diyorsun. Beşle dört arasında kaldım diyorsun. Beşi bir numara tabağa veriyorsun. Dördü bana veriyorsun. Nasıl puanlama yapıyorsun sen? Ya yorumunu hatırlamıyor musun? Kötü puan mı? Anne, ya benim logatımda, bak sana yine söylüyorum. Evet. Dört, üç, iki, bir sen veremezsin. Hadi çünkü, ya. Çünkü evet, veremezsin. Puanları. Bak ben yapamam dersin ki. Dört numara tabağı ne dedim? Ben lezzetli veriyorum hayatım. Bir dakika, hayır bir dakika. Seninki de lezzetliydi, onunki de. Sen dört numaralı tabakta beğenmedin dedim. Benimki çıksaydı öpüp başıma koyardım. Üç numara tabak tütürlüydü. Bana çıksaydı öpüp başıma koyardım, yapamadım. Ama sen ikisi de güzel deyip iki numaralı tabak daha güzel yorum yapıp ikisi arasında kaldım, ikisi de lezzetli deyip kafan karışıp beş dördü bana dördü verirsen ben bunu sorgularım anne. Sorgula, ne yapalım? Öp de başına koy. Nasıl öp de başına koy dört ya? Puan, kötü puan mı? Ya kötü, bana göre bir puan bile burada önemli ya. Sen burada, senin gelinin 45 dakika bu topuklu ayakkabılarla bu yemeği yapıyorsa ve sen gerçekten ikisi de güzel diyorsan ve en güzel yorumu da benim tabağıma yapıyorsan bana dört veremezsin anne. Tamam. Veremezsin. Tamam, sen orada şaşıramazsın. Sonra... 5-1-1 bir yapayım. Ya sana çıkarsa? Anne, ya sana çıkarsa... ben bunu sorgulamıyorum. Aynı şeyden tamam, konuşmuyorum. Ben tamam da orada bak, yerken sen değil, senin damak tadın... Bak anne, değil, damak benim... tadına göre vermedim. Bak dört numara tabak ben olsaydım, evet annem beğenmedi diyecektim. Üç numara tabak benim olsaydı pütürlü bulmuş, tamam diyecektim. Bu kadar sorgulamayacaktım. Ama sen iki numara... bunun içi daha dolgun Demet Hanım. Bunun üstü daha kızarmış Demet Hanım. Bunu da beğendim Demet Hanım. Bir numara tabağı da beğendim. Bununla bu arasında kaldım. Ya o anda diyeceksin ki ya Yağnur bunu özenli yapar, dolu dolu yapar. Yağnur bunun üzerini kızartır, beyaz bırakmaz. 5-4 yapacaksın ya. Sen 4-5 yapıyorsun ya. Nasıl bunu yapabiliyorsun? Nasıl şaşırabiliyorsun? Şaşırmışım. Ne var bunda? Ay ne var dört, bunda diyor ya. 4 puan almışsın yani. Neden bu kadar isyan ediyorsun Yağnur ya? Ben neden saniye bu kadar yani i̇syan yapıyorsun? İsyan etme sebebini sana söyledim. Tamam söyledim. Yorumun da puanın tutacak. Ya bir dakika tamam, izin verir misin? Sana bundan benim sonra hep 5 verin. Nilgün teyze neye dayanarak 1 verdin bana? Hiç lezzetli gelmedi. Ama sen de gayet yorum yaparken güzel dedin, sadece pütürlü hayır, kalmış hayır, dedi. Hayır. Pütür kalmış dedi. Hayır, pütür kalmış demedim, dedi. Hayır. Tavuğuna yorum yaparken gayet güzel yorum yaptın. Ama ben püresine gelince bir saniye bak konuşabilir miyim? Tabii püresine ki gelince kalkıp dedin ki pütürlü kalmış. Ondan sonrasında geçtin tekrar gittin. Bunun püresi pütürlü kalmış diye beğenmedim diye ona verdim. Tabii ama sen ki başta buna güzel vereceğim. Yorum hangisine yaptın. Vereceğim? Ama sen başta evet güzel pişmiş, yok güzel falan dedin. Ondan sonra ama kalkıp pütürlü bir daha elledim. Bir saniye ama. Bir de alan tamam benim. Bir ondan sonrasında da kalkıp püresi pütürlü diye bana biri veriyorsun. Evet, evet sadece patatesi sen pürenin pütürlü olmasına dayanarak mı hepsi biri birlikte ama. Hepsi ama birlikte sen yemek. Ama sen lezzetine bakmıyor musun? Sen lezzetine bakmıyor musun? Ama benim bildiğim, beğenmedim. Ben konuşabilir miyim? Buyur. Dört numaralı tabağı hiç beğenmedim dedim. Yok başta öyle ama söylemedim. Hayır, tavuğun pişmiş pişmemiş diye bir söyledim, yorum yapmadım söyledin, ben. Söyledin, kendim dinledim özellikle. Tamam, olabilir. İki numara tabağı dedi. Ama bunun sen, tavuğu daha iyi pişmiş dedi. Bir saniye, dedi yorum yaparken tadı kötü demedin. Sonrasında da kalktın sırf pütürlü diye ona verdin. Tabii ki ona vereceğim. Kime vereceğim? Üç tabağı. Beş mi vereceğim sana? Hayır bir ama benim tabağım beş mi vereceğim yani sana? Hayır benim tabağım biraz şaşırdı. Ya karışırdı geline beş vermiş. Sen hala neyi sorguluyorsun ya? Müsaade eder misin? Biri alan benim, sen benden fazla cevabını konuşuyorsun aldım, şu an. Cevabını aldın, dedin. Hala hayır, gerçekten. Hayır sen konuşuyorsun, konuşuyorsun. Bir susar mısın, bir susar mısın? Ama ben şu an tabağım hakkında konuşuyorum. Tamam ben de senin tabağın hakkında yorum yapıyorum. Ben hakkında konuşup sonrasında sen yorumunu yaparsın. Daha biz konuşacağız. Hayır ne sen adaletsiz davrandın. Hayır ben hayır ne adaletsiz? Adaletsiz davrandın. Senin püren olmamış en başta söylüyorum. Sen bir tek pütürlü kaldı dedim, biri verdin valla. Ben kabul etmiyorum bunu. Ya senin gelin, senin kayınvalidin olmuş tabağa sen, biri verdi ya. Yağnur Allah aşkına sen neden bu kadar çok müdahale ediyorsun? Doğru
söyle. Bir mi aldın onun evet, kayınvalidesinden? Olmuş tabağa bir verdi. Kendine 5 verdi. E olmamış tabak. Tabii. Çünkü evet, bir yaylası var. Yapamayacak diye düşündü onu. Hiç de yapamayacağımı düşünmüyor. Gayet yapamamış, de yaptığımı biliyor. Olmamış. Ayva gayet de güzel oldu. Evet, sen öyle zannetsin. Çok da güzel oldu. Burada çok gölgesi var. Hakkıyla o 5'i verdim sana. Hakkıyla da aldım. Hiç hakkında değil. Hiç hakkında değil. Adil olamadım. Valla geleni şaşırmış değil. Dört vermiş. Ne adaletinden bahsediyorsun ki? Senin kayınvaliden zaten benim tabağımı harcadın. Dördü aldın. Otur artık. Bir Allah aşkına bir izin ver. Lezzeti olmayan bir tabağa bir vermişim. Lezzetli tabağa kayınvaliden bir vermiş. Demek ki senin yapamayacağını anladı adı bugün. O yüzden 5 verdi. Hayır, adı kadar iyi biliyor benim nasıl yaptığımı. Hadi canım bence, hadi. Bence sen... pütürlü yapıyorsun hayır, herhalde. Hayır. Niye pütürlü yapacakmışım? Ben evde blenderle yapıyorum zaten. Pütürlü hayatım. Besbelli tabağın orada. Zaten senin tabağın seçiliyor. Yanlış sen de tadıyorsun. İstersen bir geç sen tat öyle bakalım. Tatmama gerek yok. Görünüyor senin sen, tabağın. Buradaki herkes görüyor. Görüntüsüne göre yorum yapamazsın. Burada görüntüye göre yorum yapılmıyor burada. Puan verilmiyor. Gelinim mutfaktan. Gelinim mutfaktan.